Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Hava Ilörük Sanat kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hanımlar, bugün sizlere bebek bandanası anlatacağım. Kız çocuklarımızın saçına takabileceği bandana modeli anlatacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Bandana modelimiz için gerekli malzemelerimiz. Şöyle bir tane saç lastiği kullanacağım. Şöyle bir tane evde sarı ipim var. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Tığım her zamanki gibi siz de ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz hanımlar. Şimdi elimde model yok hanımlar. Birlikte öreceğiz. Allah kısmet ederse inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir tane sıkılama iğneye atayım tığıma. Lastiğimizi alıyoruz. Lastiğimizi aldık. Hemen şöyle sık iğneyle bağladık. Ve buraya 15 tane sık iğne yapacağız. Şu an 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane şöyle sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik ve çeviriyoruz. Arka yüze geçtik. Üzerine ip aldık. Bakın hanımlar, şöyle birinciye değil ikinciye batıyoruz. Şöyle 1, 2, 3. 3 defa da çıkan bir trabzan yaptık. Üzerine ip aldık. Bir sonrakine battık. 1, 2, 3. Yani zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.ye battık. Üçlü bir trabzan yaptık. 1, 2 zincir çektik. Tekrar aynı yere battık. Üçlü bir trabzan çektik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Üzerine ip aldık. 1, 2, 3, 4, 5.ye battık. 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan yaptık. Hemen yanındakine geçtik. 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan yaptık. Üzerine ip aldık. Bir sonrakine geçtik. Tekrar üçlü trabzan yaptık. Bakın 3 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çektik ve döndük. Modelimizi çeviriyoruz. Tekrardan buraya trabzanlarımızın tepesine batarak trabzan yapıyoruz. Kenarda 3 tane trabzanımız var. Şimdi burada bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şu arada çektiğimiz zincirin boşluğundan bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Üzerine ip alıyoruz tığımızın. Modelimizi şöyle çevirip, bakın şöyle çevirdik. Şu yüzde gözüken V şeklindeki şuradan giriyoruz. Hemen şöyle buraya 6 tane ikili trabzan yapacağız. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. 6 tane dolduk. Tekrar üzerine ip aldık. Bakın hemen şu bir sonrakine. Şuradan batırıyoruz. Tığımızı geçiriyoruz. Hemen bir sonrakine tekrardan 6 tane dolgu yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. 6 taneyi dolduk. Hemen tekrar şöyle düzeltiyoruz. Şu zincirin ortasından şöyle sık iğne ile bağladık. Bir zincir çektik. Üzerine ip aldık. Tekrar şu kenarda 3 tane trabzanlarımız vardı ya. Tekrardan oraya 3 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Bakın üçlü trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar modelimizi çevirdik. Modelimizi çevirdik. Tekrar ne yapıyoruz? Burada yine üçlü trabzanımızı uyguluyoruz. Kenarda hep üçlü trabzanlarımız var. Bu sırada üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir zincir çektik. Üzerine ip aldık. Bakın şu boşluk. Şu orta boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle dörtlü bir fıstık yapıyoruz. 1, 2 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Aynı yere tekrar. 1, 2, 3 ve 4.
Dörtte bir fıstık daha yaptık. İki tane fıstığımız oldu. Bir, iki zincir çektik. Üzerine ip aldık. Aynı yere tekrar bir tane daha dörtlü fıstığımızı yapıyoruz. Üç tane fıstık oldu. Bir zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. Hemen kenardaki üç tane olan üçlü trabzanımızı örüyoruz. Evet, kenardaki üçlü trabzanımızı ördük. Bakın şöyle bir zincir çektik, döndük. Şimdi bu sırada hanımlar kenarda hani trabzan yapıyorduk ya, bu sıra sık iğne yapacağız. 1 2 3 3 tane sık iğnemizi yaptık. Bakın hemen şu boşluğa yapmıyoruz. Bir zincir çektik. Hemen fıstığın arasındaki boşluğa geliyoruz. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptık. 1 2 zincir çektik. Bir sonraki fıstığın arasındaki boşluğa tekrar 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 ve 4. 4 sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Hemen bu baştaki 3 tane olan trabzanlarımızın tepesini bu sıra 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. 1 zincir çektik, döndük. Tekrardan 1 2 3 zincirimizi 3 yaptık. Tekrar yine üçlü trabzanlarımıza başladık. Üzerine ip aldık. Evet, bakın kenarda üçlü trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5 zincirimizi çektik. Üzerine ip aldık. Şu ortada iki zincir çekmiştik ya. O zincirin içine batıyoruz. 1 2 defa da çıktık. 1 2 zincir çektik. Aynı yere tekrar battık. Tekrar iki defa da çıktık. Bakın şöyle bir V oluşturduk. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Tekrar buradaki üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Kenarlarımız 3 sıra üçlü trabzan oluyor. 1 sıra sık iğne oluyor. Trabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Döndük. Üzerine ip aldık. Tekrar trabzanımızı yaptık. Üzerine ip aldık. Trabzanımızı yaptık. Aslında hanımlar çok basit ama çok da güzel. Bakın. Zemini kurduk. Şimdi modeli yapacağız. Ne yapıyorduk? Bir zincir çektik. Şu boşluğa bir tane sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Modelimizi şöyle çevirdik. Bakın çevirdik. Şu üzerine ip aldık. İlk trabzanın içinden girdik. 6 tane ikili trabzan doluyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 tane dolduk. Üzerine ip aldık. Hemen bir sonraki trabzan içinde şöyle girdik. Tekrar orayı da 6 tane ikili trabzan doluyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane dolduktan sonra tekrar çeviriyoruz şöyle bakın. Yani arka yüzdeyiz. Ön yüzden doluyoruz. Şöyle arka yüzey şey yaptık. Hemen ipimizin içine sık iğne ile tutturuyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Kenardaki üçlü olan trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet. 3 tane trabzanımızı ördük. 1 2 3 zincir çektik, döndük. Bakın hanımlar, modelimiz ortaya çıktı. Birinci modeli yaptık. Bu ikinci modeli yapıyoruz. Tekrar yine aynı şekilde kenar üçlü trabzanımızı yaptık. Evet, hemen burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Üzerine ip alıp şu boşluğa giriyoruz. Boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yaptık. 1 pardon. 1 2 zincir çektik. Aynı yere tekrar 4 dolgulu 2 3 ve 4. 4 dolgulu bir fıstık daha yaptık. 1 2 zincir çektik. Üzerine ip aldık. 1 2 3 4 dolgulu fıstığımızı yaptık. Bakın ortada 1 2 3 tane fıstığımız var.
bir zincir çektik. Tekrar kenardaki trabzanları yapıyoruz. Evet. Tekrar kenardaki trabzanları yaptık. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bu sıra ne yapıyorduk kadınlar? Sık iğne. Kenardaki 3 trabzanımızın tepesine sık iğnemizi yaptık. Şu ilk boşluğa hiçbir şey yapmıyoruz. Hemen ikinci boşluğa, fıstığın arasındaki boşluğa 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptık. 2 zincir çektik. Bir sonraki fıstığın boşluğuna 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Hemen kenardaki trabzanların tepesine 3 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Döndük. Bakın hanımlar, 2 tane modelimiz oluştu. Şimdi tekrar modelin ilk sırasının kurumunu göstereceğim hanımlar. Kenarda 3 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. Şu ortadaki 2 zincir çektiğimiz boşluğa ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Aynı boşluğa tekrar battık. Bir ikili trabzan daha yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Üzerine aldık. Tekrar şu sondaki 3 tane olan trabzanlarımızın tepesine trabzanlarımızı yaptık. Evet. Bakın. Modelin kurumunu kurduk. Tekrardan döneceğiz. Arkadan tekrar modele devam edeceğiz. Bunu kaç sıra yapacağız hanımlar? Şöyle bakın. 1, bu ikinci. Böyle 11 tane ben yaptım. Siz eğer çocuğunuzu kafasında ölçün, kaç tane gelirse o kadar yapın. Ben 11 tane yaptım. Sonra şu lastiğe birleştirme yapacağız hanımlar. Evet hanımlar, şimdi ben önden hazırlamıştım. Şöyle. Bakın hanımlar. İnşallah gözüküyordur. 11 tane ördüm. 11 tane ördükten sonra şöyle son kısmını üçlü trabzanı yapayım. Evet. Bir zincir çektim. Şöyle hemen şuradaki uçta başlangıç yapmıştık ya. Diğer uç kısmına şöyle getirelim. İpimizi, bakın hanımlar, şuradan battık. Bir de lastikten geçtik. Sık iğnemizi yaptık. Hemen yandakine battık. Sık iğnemizi yaptık. Yani lastiği bandanamıza tutturuyoruz ama şu araya geldik. Arada ne vardı? 4 tane sık iğne yapıyorduk. 1, 2, 3 ve 4. Diğer boşluğa geldik. 1, 2, 3 ve 4. Hemen buraya geliyoruz. Burada ne yapıyorduk? Hemen kenardan 1, 2, alttan lastiği almayı unutmuyoruz hanımlar. 3. 3 tane yaptık. Tutturduk. Bakın. Ters yüzden tutturduk. Şöyle. Önce bir ipimi keseyim hanımlar. Evet. İpimizi kestik. Hemen şöyle düz yüzünü çevirelim. Evet. Bakın hanımlar. Bandanamız çok güzel oldu. Şöyle araya da lastik koymuş olduk. İstersen lastiği de sık iğne örüp, hani kendi renginden örüp siyah gözükmesini istemiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Veya sarı lastik de alabilirsiniz. Benim şu an elimde böyle lastik vardı. Bunu kullandım hanımlar. Tercih size kalmış. Bakın hanımlar, çok güzel bir bandanamız oldu. Harika bir bandana oldu kız çocuklarımıza. Çok güzel. Evet hanımlar, bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.